Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıp alarmı projesi sayesinde bugüne kadar kayıp kişilerin %95'i bulundu. Kayıp alarmı projesini kapsamına aldığımız %95 vatandaşımız bulunarak ailelerine teslim edildi çok şükür. Bu anlamda baktığımızda kayıp alarmı projesinin başarılı olduğunu düşünebiliriz. Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi'ndeki polisler çoğunluğu çocuk, yaşlı ve zihinsel engellerden oluşan kayıp kişileri ailelerine en kısa sürede kavuşturmak için yürütülen Kayıp Alarmı Projesi kapsamında 7/24 görev yapıyor. Burada kayıp kişilerle ilgili bilgilerin paylaşılmasının ardından kişinin kaybolduğu bölgeye yönelik koordinat çalışması yapılarak o alandaki tüm operatörlerin kullanıcılarına bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Asayiş Daire Başkanlığı Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürü Murat Özdemir, yakına kaybolan kişinin polis ya da jandarmaya başvurmasıyla sürecin başladığını söyledi. Edinilen bilgilerin paylaşılmasının ardından burada bir verilen kaybolduğu veya bulunabileceği bölgeye yönelik bir koordinat çalışması yapılıyor ve burada hazırlanan bilgilendirme mesajı bulunabileceği veya kaybolduğu alandaki tüm operatörlerin kullanıcılarına SMS mesajı olarak gönderiliyor. Özdemir, yakını kaybolanların kısa sürede kolluk birimlerine başvurması gerektiğini hatırlattı. Yakınını kaybeden vatandaşlarımızın en kısa sürede vakit kaybetmeden kolluk birimine, bu jandarma olabilir, polis merkezleri olabilir, polis emniyet birimleri olabilir, en kısa sürede müracaat etmelerini ve tabi bu sürede yanlarında, eğer imkan dahilindeyse, yanlarında da yakınlarının fotoğrafları veya bulunduğu başka bir fotoğraflarında arkadaşlarımızı iletmeleri halinde işimizi kolaylaştıracaktır. Bu anlamda tabi şunu da zaten projenin ana amaçlarından, ana hedeflerinden bir tanesi de bu. Bu süreçte vatandaşımızı projeye dahil edilerek kayıplarımızın en kısa sürede bulunması hedefleniyor.